Buraya çiftçilerimizden gelen toprakları kurutup eleyip organik madde, fosfor, potasyum, bor, mikro element, demir, bakır, çinko, mangan, satürasyon, tekstür, pH, iyisi gibi analizlerini yapıp en doğru sonucu, en doğru gübreleme metodunu bularak topraklarının daha sağlıklı, daha az gübre ihtiyacı duymasını, daha az maliyetle daha yüksek verim elde etmesini amaçlıyoruz. Belki de Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmayan bir işti aslında bu. Yerel yönetimlerin tarımla ne alakası var sorusuna da cevap olduk burada. Malum Gemlik Türkiye'nin dünyanın bilinen en kaliteli sofralık zeytinini üreten çiftçilerin olduğu bir yer. Ama hani siyasette yapmış olmayayım. İster tarım politikalarının başarısızlığı deyin, ister veraset kanunu sebebiyle arazilerin küçülmesi, parçalanması deyin. Bir durum vardı. Sürekli zarar eden, geçimini sağlayamayan insanlar topluluğuna dönüştü. Türkiye'nin her yerinde çiftçilerimiz. Bundan payına düşeni Gemlik'te aldı. Oysa bizim bu kadim ağaca, bu binlerce yıl toprağa tutunabilen bu varlığa bir borcumuz da vardı aynı zamanda. İkisini bir araya getirince ne yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Gemper isimli şirketin kuruluş amacı budur. Laboratuvar onun sadece bir parçasıdır. Bu sayede hem hiç yapılmamış bir hizmeti yapmış olduk ama aynı zamanda çiftçinin bilinçli bir şekilde arazisine bakabilmesini, zeytinliklerinde en düşük maliyetlerle, giderlerle en yüksek oranda zeytin alabilmesini, ürün ortaya çıkartabilmesini olanaklı hale getirelim sorusunun, nasıl yapalım sorusunun cevaplarından biriydi bu. Bizim gurur kaynaklarımızdan bir tanesidir. 2 milyon 500 bin zeytin ağacı varlığı var. Gemlik Belediyesi 150 yıllık bir belediye ama bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemişti bu. Başka şeyler de var elbette. Ama bugün madem GEMTAR'ı ve laboratuvarı konuşuyoruz,
Amacımız buydu. Memnuniyetle söylüyorum ki köylümüz de Tarım Bakanlığı'ndan onaylı akredite bu laboratuvarı bu yıl itibariyle kullanmaya başladı. Çok işe yarayacağını düşünüyorum.